Tuzvan, herkese selamlar. Yeni bir seriye başlamak istedim. Bu serimizin adı Haberler. Bu seride daha çok İsrail medyasında veya İbranice yayın yapan medya kuruluşlarında çıkan makaleler, kısa haberler, alıntılar veya gezi alıntıları da olabilir, anıları da olabilir. Bunları işlemeye gayret edeceğim. Buradaki amacım en başta İsrail medyasında nelerin konuşulduğunu görmeniz, yakından bilmeniz. En azından havuz medyasının dışında dünyada neler olduğuna dair farklı bir yerden bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. İkincisi, yeni kelimeler ve kavramlar öğrenerek kelime hazinenizi geliştirmede yardımcı olmak ve diğer taraftan İbranice'nin bu tip ortamlarda nasıl kullanıldığını görmeniz. Yani bir haberde, bir anıda nasıl kullanılıyor, bunları görmeniz. İlk konumuz ilginç. Sigmund Freud'dan Theodor Herzl'e mektup. Biz aslında Herzl diyoruz kendisine. Ki gerçek adı Benjamin Zeev Herzl. Bu şekilde ifade ediyoruz. Bildiğiniz gibi Siyonist Kongre'nin ilk başkanı, İsrail Devleti kurulmadan 50 yıl önce Siyonist Kongre'yi toparlamış ve bu yolda bir yön çizmiş. Büyük bir lider, büyük bir siyasetçi, gazeteci, şair. Ayrıntı bilgileri gerek YouTube'dan, Google'dan inceleyebilirsiniz. Diğer taraftan bir bilim adamına yazmış olduğu mektup, o ise Sigismund Shlomo Freud. Biz daha çok Sigmund Freud diye tanıyoruz ama gerçek adı bu. Sigismund Shlomo Freud. Shlomo bizim kültürümüzde tanıdığımız gibi Süleyman. Gerçek adı bu. Haberin kaynağı ise Ynet, Ynet diye yazılıyordu. Ynet diye okuyoruz. Hazırlayan ise Itamar Eichner. Haber ise Sigmund Freud'un, Shlomo'nun Herzl'e yazmış olduğu bir ilginç mektupla ilgili. Şöyle başlıyor yazı. La Mushorer ve Loham Zuhuyot Shel Ameinu. La Mushorer şair demek, Loham savaşçı demek, Zuhuyot kazanımlarımız diye çevirebiliriz. Shel Ameinu yani halkımızın kazanımları şair ve savaşçıya diye başlıyor. Hamihtav Shel Freud La Herzl. Mektup Shel Freud, yani Freud'un mektubu kime? La Herzl. Herzl'e. Freud'dan Herzl'e mektup. Lifne mea esrim şana. Yani 120 yıl önce. Devam ediyor şu şekilde. Bu başlıktı. Haberin başlığıydı. Be September elefça mod ştaim. Yani 1902'de be September'da, Eylül ayında şalah avi ha psikonaliza. Yani psikanaliz kelimesi bu şekilde yazılıyor İbranice. Şalah Avi. Avi dediği şey aslında babası anlamında. Yani psikanalizin babası. Mihtav la Jose Hamedina. Jose Hamedina'yı biri, yani yalın bir şekilde çevirmek istediğimizde pek bir anlamı olmayabilir. Zira bu bir kavram. Jose Hamedina demek Herzl isim geliyor. Çünkü Herzl'in topladığı kongrede İsrail Devleti'nin temelleri atılmıştı. 2000 yıllık sürgünden sonra tekrar İsrail Devleti'nin kuruluşu bu kongre sonrası şekillenmişti. O yüzden böyle bir lakap var. Lakap diyebiliriz. Jose Hamedina. Sanki devlet anlaşması gibi ama burada yapılan vurgu Herzl'in harcamış olduğu emeğe atfen saygı çerçevesinde geliştirilmiş bir lakap. Jose Hamedina. Dediği şey şu: Eylül 1902'nin Eylül ayında psikanalizin babası Herzl'e mektup yazmış. Venisa le anyen et ha Herzl be sifro ha noda. Dediği şey şu: onu ilgisini çekmeye çalıştı. Neye yönelik? Ünlü kitabı Peşer ha Halomot. Rüyaların yorumu. Peşer ha Halamot, rüyaların yorumu, ki böyle bir eseri var. İki cilt olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir mektup yazmış, amacı ise buymuş. O kitaba ilgisini çekmekmiş. Af şeşineem garu be otorehof. Fakat diyor, ikisi de aynı caddede yaşadı. Şinehem garu be otorehof. Hem mi olam lo nifkeşu. Bu da bir ifade, mi olam. Yani asla, hem onlar asla buluşmadı. Buluşmamışlar. Aval hamihtaf, fakat mektup şenimsa bulunuyor ve ovudot haşimur
ve Archion Hasioni. Şöyle çevirebiliriz bunu. Siyonist belgelerin koruma arşivi diye çevirebiliriz. Böyle bir arşivde korunuyormuş bu mektup. Hu idut la haraka şehaş Freud klapey ha manhik ha siyoni. Ve diyor ki yazıyı yazan kişi, bu idut, edut yani kanıttır. Neye kanıttır? Laraha, saygıya, değer vermeye. Şehaş hissetti. Kim hissetmiş? Freud. Klapey kime? Ha manhik ha siyoni. Siyonist lidere, öncüye, rehbere de diyebiliriz. Siyonist lidere. Lider demek daha doğru. Yani bu mektuptan yola çıkarak böyle bir değerlendirme yapılmış. Bu mektup Freud'un Herzl'e göstermiş olduğu saygının bir kanıtıdır diyor. Ki mektup da burada, imza yeri burada, mektubun imza yeri, mektup ise aslı, mektubun aslı ise bu. Almanca dilinde yazılmış. İlerliyoruz. Yazı şöyle devam ediyor. Ki helek mi avodot ha şimur ha arxion ha siyoni. Burada dediği şey siyonist belge arşivinin çalışmalarından bir parçası diyor. Nimsa mihtav şekatav ha psikolog ha Yehudi ha Ostri ha Noda Doktor Sigmund Freud. Burada Sigmund diye geçiyor ismi. Burada dediği şey şu. Nimsa mihtav şekatav ha psikolog. Psikologun, Yahudi psikologun, Avustralyalı Yahudi psikologun, daha doğrusu şuradan başlayacağız. Ünlü Avustralyalı Yahudi psikolog doktorun yazmış olduğu mektup, Sigmund Freud'un yazmış olduğu mektup halen orada bulunuyormuş. Le Jose Medinat İsrail. Yani Jose Medinat İsrail, burada vurguladığı kişi Herzl. Ona verilen lakap ve adını da yazıyor burada. Benjamin Zeev Herzl. Benjamin Zeev Herzl'e yazmış olduğu mektup. B. Esrime Şimone be September. Yani Eylül'ün 28'inde Elef Çağmot Uştayim da diyebiliriz veya Elef Çağmot ve Ştayim de diyebiliriz. U ve U da diyebiliriz burada. V de diyebiliriz. Tercih bu tamamen. 1902-28 Eylül'de yazılan mektup. Alpiney Şiney Dapim Mihtav Yat Safuf Besafa Ha Germanit. Dediği şey şu. İki sayfalık bir mektupmuş bu. Çok safuf yani sıkışık bir şekilde yazılmış. Besafa Germanit. Almanca dilinde yazılmış. Ne yazmış mektupta? Mamnes Freud La Herzl öneriyor Freud Herzl'e. Likro eta sefer şepirsem ke şınatayim lifnehen. Çok ilginç bir şey var burada. Kitabı okumasını tavsiye ediyor. Bu kitabı yayınlamadan, pirsem yayınlamadan 2 yıl önce Herzl'e göndermiş ve daha doğrusu mektupta bunu ifade ediyor. Kitabı göndermemiş. Bu kitabı okumasını tavsiye ediyor. İlk bölümde zaten dikkatini çekme çalıştığını ifade etmiştik. Hangi kitap? Peşer ha Halamot, Rüyaların Yorumu. Yani kitabı yayınlamadan 2 yıl önce Sigmund Freud Herzl'e mektup yazıyor. Bu kitabı okumasını tavsiye ediyor. Ama buradaki amaç daha yayınlanmadan bir kitabı birisine yani okumasını tavsiye etmek gerçekten o insana duyduğunuz saygıyı gösterir. Devam ediyor. Bekarov Yimli U Mea Esrim Şana La Mihtaf. Yakında 120 yılını dolduracak bu mektup diyor. Mektubun geçmişiyle ilgili bir yaş veriyor burada. Şehu od edut la siyah ben şinayim miha yehudim ha maşpiim beyoter beet ha hadaşa. Burada dediği şey şu. Bu bir kanıttır diyor. Lesiyah söylemlerle ilgili ben şinayim iki kişi ikisi arasında mi ha Yehudim iki Yahudinin ha maşbiyim etkili olanlar etkileyenler beyoter fazla
Yani beyoter fazla, beye tahadışa. Burada dediği şey şu, eğer bunu yalın bir şekilde Türkçe'ye çevirmek istersek demiş olduğu şey şu. Bu mektup diyor, yeni zamanda beyet hadaşa, yani yeni çağ diyemeyebiliriz de yeni hadaş, yeni zamanda, yani modern çağda, modern zamanda iki tane etkili Yahudinin aralarındaki ilişkiye bir kanıttır diyor. Tabii bu mektuba Herzl ne cevap verdi, aralarından sonra nasıl bir ilişki gelişti bilemiyoruz, fakat bu mektup arşivlerde halen duruyor ve Sigmund Freud'un Herzl'e göstermiş olduğu saygının çok bariz bir kanıtı. Burada ise yapmak istediğim şey şu, yavaş bir şekilde bu haber okunacak, siz de dinleyeceksiniz. Ben de mouse'la okundukça şu kelimelerin üzerinden geçerek nasıl okunduğunu farklı bir ağızdan duymanızı sağlayacağım. Şöyle başlıyor. למשורר ולוחם הזכויות של עמנו, המכתב של פרויד להרצל לפני 120 שנה. מעט איתמר אייכנר. בספטמבר 1902 שלח אבי הפסיכואנליזה מכתב לחוזה המדינה, וניסה לעניין את הרצל בספרו הנודע, פשר החלומות. אף ששניהם גרו באותו רחוב, הם מעולם לא נפגשו, אבל המכתב, שנמצא בעבודות השימור בארכיון הציוני, הוא עדות להערכה שחש פרויד כלפי המנהיג הציוני. כחלק מעבודות השימור בארכיון הציוני, נמצא מכתב שכתב הפסיכולוג היהודי האוסטרי הנודע דוקטור זיגמונד פרויד לחוזה מדינת ישראל, בנימין זאב הרצל, ב-28 בספטמבר 1902. על פני שני דפים בכתב יד צפוף בשפה הגרמנית, ממליץ פרויד להרצל לקרוא את הספר שפרסם כשנתיים לפני כן, פשר החלומות. בקרוב ימלאו 120 שנה למכתב, שהוא עדות לשיח בין שניים מהיהודים המשפיעים ביותר בעת החדשה. Şurada unuttuğum bir kavram var, daha doğrusu bir ifade var, önemli bir ifade. Şurada dediği şey şu, alpiş ney dapim bektavyat. Bektavyat demek, ktavyat, bektavyat, el yazısı demek. Yani Sigmund Freud bu mektubu el yazısıyla hazırlamış ve Herzl'e iletmiş. Gayet doğal bir durum, o zamanlarda bilgisayar bu kadar yaygın değil. Daktil olmasına rağmen mektubu elle yazarak iletmiş, onu ifade ediyor. Böyle bir serinin ilk konusuydu. Sigmund Freud ve Herzl arasında geçen bir mektuplaşma. Bir başka sunum ve derse görüşmek üzere. Hoşça kalın.